Alibaş P80 dekolar. Evet, yolu açık olsun Göktürk 1'in. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 1 Temmuz'da açıklanması beklenen 180 günlük eylem planının en önemli ayağını ekonomi alanında atılacak adımlar oluşturacak. Biz bir çağı kapatan, bir çağı aşan ecdadın torunlarıyız. Bize bunlar yakışır. Bakanlara 2017 yılı sonuna kadar 180 günlük eylem planları hazırlamalarını söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu planlar yapılırken önceliğin vatandaşa ve reel sektöre verilmesini istedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakanlar Kurulu toplantısında 180 günlük eylem planı için hazırlıkları başlasın çağrısı yaptı sevgili izleyenler. Bu çağrının merkezinde ise esnaflar olacak. 180 günlük kalkınma planında sokağın ekonomisinin rahatlatılması ve kredi imkanlarının genişletilmesi hedefleniyor. Beraberinde aciliyeti olmayan kamu yatırımları da durdurulacak. Böyle inşallah bu program, Cumhurbaşkanı'nın 6 aylık bu programı, umarım çok iyi olur. İnşallah çok iyi olur. Küçük esnafı desteklemeler lazım. Küçük esnafın gerçekten de durumu zor durumda. İşini yapmayan bürokrat gidecek. Başta ekonomi bürokrasisi olmak üzere yeni eylem planında yer alan hedeflere ulaşmadı, ayak direyen ve yavaş hareket edenin eşler vurulacak. Değerli izleyenler, yeni ekonomik kalkınma planı ile birlikte işini yapmayan bürokrasiye de neşter vurulacak. Bu anlamda da hükümetin ciddi derecede çalışması devam ediyor. Hani Sayın Cumhurbaşkanımızın bu tarz politikaları esnafı gerçekten sevindirecek. Yani bayağı bir desteğe, krediye ihtiyacımız var. Hani işlerin bu şekilde olması bize ümit veriyor. Yani geleceğe yönelik ümit veriyor. Yani bizim yeni yatırımlar yapmamızı teşvik olarak sağlayacak diye düşünüyorum.